أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمن سوresi 3. ve 4. sayfada beraberiz. يُعْرَفُ bilinir demek. الْمُجْرِمُونَ mücrimler, günahkarlar. Bir anlamsal olarak ile demek. Bisimahum, simaları ile bilinirler. Fe bunlardan yukhazu alınır, tutulur, yakalanır. Bi ile bin nevasi perçemlerinden vel ekdem ve ayaklarından yakalanır. Burada bi dandan miş gibi çevirdik. Fe o halde bi eyyi hangi ele'i nimetler rabbikume Rabbinizin hangi nimetlerini tukezdi ben siz ikiniz yalanlarsınız. Bu ayet-i kerime Rahman suresinde 31 defa geçmektedir. Tukezdi beni derken siz ikiniz şeklinde sondan bir önceki hareke elif uzatmalı, son sesi ni şeklinde bitmekte. Siz ikiniz cinler ve insanlar topluluğu şeklinde yorumlanmakta. Hazihi bu demek, bu dişil yani müennes isimler için bu anlamda eriller için, müzekkerler için haza kullanılır. Hazihi cehennemu. Bu cehennem. Elleti anlamsal olarak elleti an dığı diye anlamda ve dişil isimleri tanımlamak için kullanılıyor. Yükezli bu yalanladı. Bihe onu el mucrimun günahkarların yalanladığı cehennem budur. Burada yükezli bu bi ile beraber kullanılıyor. Onu söylemekte fayda var. Yetufune dolaşırlar, dönerler. Beynehe arasında ve beyne yine arasında yani onunla beyne hamimin hamimin en kızgın anlamında hamim ise kaynar su. Kızgın kaynar su arasında dolaşırlar. Fe öyleyse fe bi eyyi ele'i rabbikume tukezziben siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız. Ve li için demek men an en kimse kafe korkan kimse için makame Rabbinin makamından korkan için cenneten iki cennet vardır. Vardır anlamı burada li'den gelmekte. Yani li hem için hem de için var anlamında. Fe bi eyyi ele'i rabbikum etkezliben. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız. Zevete anlamsal olarak sahip anlamında. Yani o iki bahçenin efnen. O iki bahçenin dallar sahibidirler. Yani o iki bahçe çeşit çeşit meyveli ağaçlar şeklinde parantez içerisinde o şekilde geçiyor. Efnen. Febi eyyi ele'i rabbikume tukezziben. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız. Fihime fi dade demek ardındaki ismin son hareketini iyiliği yapıyor. Normalde burası bir isim değil, bir zamir. Humme olacakken fi'den dolayı hime şekline dönüşmüş. Fihime o ikisinde aynani iki pınar tecriyen akan iki pınar vardır. Tecriyeni derken iki pınarın aktığını anlatıyor. Fe bi eyyi ele'i rabbikume tükezziben. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız. Fihime o ikisinde yine min danden min kulli
fakihetin bu min kulli ifadesi yine damdan var anlamında. Min kulli fakihetin her bir meyveden zevcen çifter çifter çift çift vardır. Fe bi eyyi ala'i o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Mütteki iğne yaslanmış durumda. Ala furişin, furiş döşek anlamında. Betainuhe astarları min istebrak kalın ipekten olan döşekler üzerinde yaslanan kimseler. Ve cene meyvelerin toplanması el cenneteyni yani o iki bahçenin iki cennetin meyvelerinin toplanması den yakındır. Fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziben o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Fihinne şurası normalde hunne olacakken onlar anlamında fi'den dolayı hinneye dönüşmüş. Fihinne orada vardır. Gâsıratü tarf yani gâsıratü tarf anlamsal olarak başkasına bakmayan kocalarından başkasına bakmayan kadınlar vardır. Lem anlamsal olarak madı medi anlamında lem yetmez hunne yetmez dokunmak, temas etmek şeklinde onlara insun, insan gablehum onlardan önce vele cen veyahut cinler bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Fe bi eyyi ala'i rabbikuma tukezziben. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Ke ennehunne ke gibi enne onlar yani hunne onlar ke ennehunne onlarmış gibi el yakutu yakut vel mercan ve mercan gibidirler. Fe bi eyyi ala'i rabbikuma tukezziben. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız. Hel mımi anlamında ceza karşılığı el ihsan. İyiliğin karşılığı illel ihsan. İyilikten başka bir şey midir? Veyahut iyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Diye çevirmekte mümkün. Fe bi eyyi ala'i rabbikuma tukezziben. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Ve min dunihim me o ikisinden başka veyahut o ikisinden başka cenneten iki bahçe vardır. Bu ikisinden başka yani iki cennet daha vardır. Fe o halde fe bi eyyi ala rabbikume tükezdiben. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Mudhammeten yemyeşildirler. Fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziben. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Fihime o ikisinde vardır. Aynen iki pınar. Neddakaten fışkıran iki pınar vardır. Fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziben. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Fihime fi dade fihime o ikisinde fakihetun meyve ve nahlun hurma ve rumman ve nar vardır. Fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziben. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Fihinne onlarda hayratun kadınlar Hisen ya da hatunlar, güzel hatun, hayırlı hanımlar vardır. Hayırlı güzel hanımlar veyahut hayırlı güzel kadınlar vardır. Fe bi eyyi ala rabbikume tükezdi ben. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?
Hurun, Huri, Maksuratın engellenmiş, saklanmış denilebilir, perdelenmiş huriler, fil hıyem, hıyem, hayma, çadırlar içinde perdelenmiş huriler. Tabi eyi ele Rabbikume tükezziben, o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Lem yetmiş hunne, buraya atfen kullanılıyor. Yani hurun maksuratın ifadesi. Lem yetmiş hunne, dokunmamış insun, insanların, gablehum, onlardan önce, vele cen, onlardan önce insanların ve cinlerin dokunmadığı perdelenmiş huriler şeklinde bir önceki, iki önceki ayetle bağlantı kurulabilir. Febi eyyi eyle Rabbukume tükezziben, o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Müttekiine yaslanmış, ale rafrafin, yastıklar üzerine, rafrafin hudrin, hudrin yeşil anlamda, yeşil yastıklar üzerine yaslanmış ve abgariyin, abgariyin ise döşek anlamında, abgariyin hisen, güzel döşeklere yaslanmış. Tabi iyi eleyi, hangi nimetlerini, Rabbinizin hangi nimetlerini tükezdi ben yalanlarsınız. Tebareke ne yücedir? Tebareke smu, ismi Rabbike, Rabbinizin ismi ne yücedir? Zilcelali, zi sahip olmak anlamında, celal azamet, kahır sahibi, vel ikram ve ikram sahibi Rabbinizin ismi ne yücedir diye buyuruyor Rabbimiz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.